Başka bir tavsiye ve nasihata geçiyoruz. Zünnun şöyle demiş. Dünya işlerinde akıllı ve zeki iken ahiret işlerinde ahmak olan biri zeka ve akıl sahibi sayılmaz. Hilim gösterilmesi gereken yerde sefih davranan, tevazu ishar edilmesi gereken yerde kibirli olan akıllı değildir. Tabiatına ait işlerde ve yerlerde arzusunu yitiren, hakikat söylediğinde öfkelenen veya akıllı insanın ardından koştuğu şeyi değersiz gören veya zeki insanların değersiz gördüğü bir işin peşinden koşan, Allah'ın verdiği çokluğu az gören veya nefsinden meydana gelen az ölçüdeki şükrü çok gören kişi de akıllı değildir. Başkasından insaf talep ederken başkasına insaf göstermeyen akıllı değildir. İtaat etmesi gereken yerde Allah'ı unutan ve muhtaç olduğu zaman da onu hatırlayan akıllı değildir. Bilgi toplayıp öğrenen fakat onu öğretirken arzusuna uyan kişi de akıllı değildir. Allah'a karşı hayası az olan kişi veya nimeti ishar ederken şükürden gafil kalan kişi, mücahede ederken aciz kalan kişi akıllı değildir. O aciz kalırken onun düşmanı kendisiyle mücadelede sabırlı ve dirençlidir. Mertliğini elbise edinip de edebini mertliği edinmeyen ve takvayı elbise edinmeyen akıllı değildir. Bilgi ve marifetini bir zarafet ve kendi meclisinde zinet yapmayan akıllı değildir. Sonra şöyle demiştir. Allah'tan bağışlanma dilerim. Söz çoktur, sözü kesmezsen söz bitmez. Ayağa kalkıp şunları söylemiş. Üç şeyden yoksun kalmayın. Din işlerinizde imana göz kulak olun. Ahiret için dünyadan azıklanın. Emrettiği ve yasakladığı hususlarda Allah'tan yardım isteyin.